Tabii mobilya sektörü bizim lokomotif sektörümüz. Bu tür organizasyonlar, böyle bir fuar organizasyonu, yaklaşık 300 markanın katılımıyla böyle bir fuar düzenlenmesi de hem bizim burada yeni ürünleri tanıtma fırsatımız hem de yeni işbirlikleri oluşturma şansımızı artıracak. Sayın Valim, Sayın Başkan, Bakan Yardımcım, bildiğiniz gibi mobilya üretiminde Türkiye'de 1. sıradayız. İhracatta ise İstanbul ve Bursa'nın ardından 3. sıradayız. Kayseri sanayicilerimiz 140'tan fazla ülkeye mobilya ihracatı yapıyor. Geçen yıl şehrimizde 825 milyon dolarlık mobilya ihracatı yapıldı. Tabii diğer şehirler aracılığıyla yapılanları da yaparsak 1 milyar doların üzerinde Kayseri mobilya ihraç ediyor. Aynı zamanda ihracatımızın, Kayseri'deki toplam ihracatımızın %51'ini Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Buradan kesinlikle Kayseri'de üretilen bütün ürünlerin kalitesinin ne olduğunu herhalde anlatmak için Avrupa'ya satabilmenin zorluklarını, ki son dönemde gelişen pazarımız Amerika, Kuzey Amerika, bununla beraber de %60'ı geçiyoruz. İnşallah uluslararası alanda da rekabetçi olduğumuzu her konuda gösteriyoruz. Tabii bu bizim için yeterli değil. Sercan Başkanım söyledi. Yüzdeye vurduğumuzda istediğimiz yerde değiliz. Onun için ama Kayseri'de her bir üretici, her bir ihracatçı, her bir ticaret erbabı daha fazla pay almak için sonuna kadar çalışıyor. Özellikle akıllı mobilyalar, çevre dostu ürünler ve fonksiyonel tasarımlarla dünya pazarında daha çok olmayı, daha çok kendimizi kabul ettirmeyi bekliyoruz. Bu trendlere uyum sağlayacak kapasitemiz de, kabiliyetimiz de var. Dolayısıyla küresel pazardaki rekabet gücümüzü daha da artırmayı hedefliyoruz. Yine Sayın Bakan Yardımcım, Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda e-Ticaret Bilgi Platformunun yayınlanmış olduğu Uyum Endeksi raporuna göre Kayseri İstanbul'un ardından en yüksek e-ticaret uyumu gösteren 2. şehir. Şehrimizde e-ticaret yapan firma sayımız 2023 yılı itibariyle 9.632'ye yükseldi.